Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda size mayoz bölümünde çeşitliğe sebep olan crossing over, yani parça değişiminin nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, önce bilmemiz gereken bir kavram var. Homolog kromozom. Homolog kromozom nedir? Şimdi tanımda şöyle yazar: biri anneden biri babadan gelen, şekil ve büyüklükleri aynı olan kromozomlara homolog kromozomlar denir. Şimdi bizim kaç kromozomumuz var? 46 kromozom var. Şimdi 46 kromozomun 23'ünü kimden aldık? Annemizden. Diğer 23'ünü babamızdan aldık. Ve aldığımız bu kromozomlar çiftler halinde. Şimdi burada ben bir tane bir çift yazdım. Başka bir çifti çizeyim. Bütün hepsi böyle olmak durumunda değil. Bir tanesi şöyle olabilir. Evet. Bu da başka bir homolog kromozom çifti olabilir. Yani hepsi aynı büyüklükte olmak zorunda değil. Çift çift hepsi aynı büyüklükte olmak zorunda. Şimdi bunlar arasındaki parça değişimi, yani crossing over'ın nasıl gerçekleştiğini bahsedeceğiz. Şimdi mayoz bölünmenin profaz 1'inde homolog kromozomlar yan yana geliyor. Ve birbirlerine temas ediyorlar. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle yaptığımız zaman şöyle çizdik. Evet. Homolog kromozomlar geliyor, birbirine dokunuyor. Daha sonra lisede bunun adını da öğreneceğiz arkadaşlar. Bunun adına tetrat diyoruz. Tetra, dörtlü yapı demek. Yani aynı büyüklükteki birbirinden farklı iki kromozom, bir anneden biri babadan gelen, yan yana geldi. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar birbirlerine sarılıyorlar. Sarılıp şu şekilde şöyle bir yapı oluşturacaklar. Çizelim. Şu alt kısmı aynı olsun. Şu şöyle bir diğerine şöyle bir sarılma hareketi yapıyor. Evet. Bu da şöyle olsun. Şöyle bir yapı oluşturuyor. Şöyle arkadan geldi düşünün. Şöyle. Ve son durumda şöyle bir şeklimiz oluşuyor. Evet. Şöyle bir şekil oluşuyor. Bakalım, tamamlayalım şimdi bunu. Şöyle. Şimdi bir başlangıca bakıyoruz, bir de sona bakıyoruz. Arkadaşlar, başlangıçta benim buradaki babamdan gelen kromozomlar nasıldı? Tamamen mavi renkteydi. Buradaki annemden gelen kromozom tamamen kırmızı renkteydi. Ne yaptı? Mayozun profaz 1 evresinde homolog kromozomlar yan yana geldi. Birbirlerine dokundular. Daha sonra birbirlerine sarıldılar. Ve aralarında ne yaptılar arkadaşlar? Şu parçaları değiştiler. Ve dolayısıyla artık buradaki kromozomlar baştaki kromozomlardan farklı. İşte arkadaşlar, mayoz bölünmede çeşitliliğin sebebinden birincisi buradaki parça değişimidir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.